Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyiciler, hepiniz bu tatil gününü bir fikir ziyafeti anlamındaki konuşmaya ayırarak geldiğiniz için ben hepinize teşekkür ediyorum, hürmetlerimi sunuyorum. 15 Temmuz Diriliş Destanı benim en uzun gece uyumadığım bir geceyi anlatmak istedim. Ama aslında 100 yıllık bir hikayenin bitişi olarak ümit ediyorum. Bildiğiniz gibi 1908'de İttihat ve Terakkiciler Mason hocalarından organize edilerek Selanik ordusunu ele geçirerek bir darbe yaptılar ve bir yıl sonra da Sultan II. Abdülhamit Han Cennet Mekanı indirdiler. Böylece Türkiye'de, daha doğrusu Osmanlı Devleti'nde Masonlar iktidara gelmiş oldu. O günden bugüne Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanı olmasına kadar Türkiye'nin tepe noktalarında etkili yerlerinde hep Masonlar oldu. Ya birinci adam Türkiye'de veya ikinci adam aşağı yukarı. Onların etki ya kendi adamlarıydı veya etki alanındaydı. Türkiye zincirlerini kırmak istiyor. Medet Cemal Kuntay'ın hayali gerçek oldu diyorum. Diyor ya, zincirlerin altın hatta koparıp kır. Susmak ne demek? Yere haykır, göğe haykır, vicdan bile duymaz çıkmazsa bir ahı, sessiz kölelerle yaratan bin bir ilahı. Elbet put olur öpülen eller etekler, elbet bulunur öpen oldukça öptürecekler. Hürriyet, o senin en son şanındır, onu sakma. Bir tanrı yeter, kendine bin bir tanrı yaratma. İnsandaki dört ayak devrini bilme. Mahvolsa eğilmezdi baban, sen de eğilme der. Bizim atalarımız kıtaları, Üstad Cemil Merici'nin ifadesiyle atlas kumaş kesik içer gibi biçen adamlardı. Biz 500 yıl bir vali göndererek idare ettiğimiz Suriye'deki barışın tesisi için Rusya'ya bakmaya, Amerika'ya yönelmeye zilletine sonradan düştük. Buralar bizim memleketimizdi, bizim atalarımız kıtaları atlas kumaş kesip biçer gibi biçen adamlardı. Biz düştük. Buradan kalkacağız, bu kavgayı veriyoruz. 15 Temmuz bu kavganın kilometre taşlarından biridir. Yavuz Bülent Bakiler'in dediği gibi bir dev gibi bir dağ gibi doğrulacağız. Yeni bir ruh doğacak toprağımızdan. Dünya yeniden tanıyacak bizi heyecanla. Burma bıyığımızdan, kara kalpağımızdan der. Biz buradan kalkacağız. İnnemel müminüne ihvatün Kur'an-ı Kerim'in en önemli birlik, bizi birlik ve beraberliğe çağıran ayetini yeniden yaşamak istiyoruz, bunu ihya etmemiz gerekir. Avrupalıların 300 senedir kolonyal dönem dedikleri sömürgecilik dönemi veya kapitalizm dediğimiz dönemde çok basit bir parolaları var. Böl ve yönet. 1989'da ben Almanya'daydım. Gözümün önünde Berlin duvarı yıkıldı ve iki Almanya birleşti. İncil'i okudum ben. Hristiyanlar kardeştir, bir ve beraber olmalıdır, Hristiyan birliği sağlanmalıdır gibi bir cümle yok. İncil'de böyle bir cümle yok. Kur'an-ı Kerim'e döndüğümüzde estağfirullah, innemel müminune ihvetün, Müslümanlar kardeştir. Fe eslihu beyne ehaveyküm. Olur ya, kardeşler bir araya geldiklerinde kavga çıkarsa aralarını düzeltin, bir ve beraber olun ayeti var. 56 İslam ülkesi var. Hepsi birbiriyle bir şekilde kalkalım. Ve Türkiye 1984'ten beri PKK ile kavga eder. Bu bir bölünme kavgasıdır. Böyle yöne Türkiye irileşti, dirileşti, laf dinlemez hale geldi. Ayağına sıkmak lazım. PKK kamplarında kimin bayrağı var? Amerika'nın. PYD kampında kimin bayrağı var? Rusya'nın. Kullandıkları silahlar kimin? O roket atarları, RPG-7 roket atarlarını, Kalaşnikovları, onlar mı üretiyorlar? Bizi bölmek ve yönetmek istiyorlar.
hepsi bundan var. Bu kadar açık ve net. Biz ne zaman İslamiyet'e dönersek, ne zaman inne ben mü'minuna ihvetun ayetini gerçekleştirmek için bir adım atarsak, Allah yüzümüze güler ve zaferi bize nasip eder 15 Temmuz'da olduğu gibi. Biz azız, biz zayıfız, biz güçsüzüz falan demeyin. O gün elinde yumruğundan başka bir şey olmayan, dilinde salavatı, duasından başka bir şey olmayan adamlar tanklara, helikopterlere, uçaklara yürüdüler ve onları teslim aldılar. O gün ezan ve sela sesleri, helikopter, tank ve uçak seslerini bastırdı. Bismillah, Allahu Ekber nidaları, kaleşnikofları, tankları durdurdu. Çünkü وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى buyurur. Kur'an-ı Kerim sallallahu aleyhi ve sellem demiyor. Bedir'de 309 kişi veya 15 kişi, İbn-i Hişam farklı rakamlar öyle. İslam ordusu 300 kişilik yuvarlak bir rakam. 1000 kişilik Bedir ordusu karşısında dikiliyor ve Cenab-ı Hak sen atmadın. وَمَا رَمَيْتَ sen atmadın. اِنْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى sen attığın zaman Cenab-ı Hak attı. Sen öldürmedin. Sen kılıcını kaldırıp vurduğun zaman Allah öldürdü buyurur. وَمَنْ نَسْرُهُ اِلَّا عِنْدَ اللّٰهِ zafer Allah'ın indindedir. Aynen Bedir savaşındaki olup biten o gece tecelli etti ve biz onu yaşadık. Dilinde duası, elinde bayrağı olan adamların gönlünden Cenab-ı Hak korkuyu aldı. Biraz sana göstereceğim resimlerini. Adam tankın önünde başka nasıl yatar? Bu elinde her silahı olan adamların gönlüne Allah korku verdi. Ve onlar da o silahlarla sadece cinayet işlediler. 249 kardeşimizi cennete gönderdiler. Alınlarına katil yazıldı. 2193 kardeşimiz gazi oldu. Yüreği yaralananlar var, sıyrığı olmayanlar var. Benim gibi tankın, tüfeğin, silahın karşısında duruptu ama Allah da onlara zafer nasip etti. Zafer Allah'ındır ve ona güvenip dayanmak lazım. Bu örgütü ben ilk defa 1994 yılında keşfettim. Almanya'da kaldığım yıllarda Avrupalıların ve Amerikalıların çok polisiye roman okuduklarını keşfettim. Ben de Türkiye'ye döndüğümde çok yaygın değildir. Polisiye roman yazarlar var ama çok yaygın değildir. Polisiye romanlar yazayım, okunan roman yazayım diye niyetlendim. Gazetelerden cinayet haberleri kesmeye başladım. Vur, dokur da tabancayla cinayetler falan filan. Onları şöyle bir kitapta romanlaştırdım. Mafya kıskacında vurgun diye ama cinayet haberleri keserken haberler beni Diyarbakır'a, Batman'a, Şırna'ya o tarafa doğru götürüyor. Cinayetlerin en çoğu orada işleniyor. Düzenli cinayet işleniyor. Ve sonra o tarafa odaklandım. Şu kitabı yazdım. İtiraf ediyorum. Diyarbakır, Batman, Güneydoğu, Şırnak, Muş, Varto'da işlenen cinayetler vardır bunda. Bir kısmı derin çete cinayetleri, kendilerini saklamak için uzun zaman derin devlet dediler. Devlet cinayetmişler, devlet adalet üstüne durur. Onları anlattım. Sonra bunlar 2001'de hatırlarsınız, 1997'de Çevik Bir'in marifetiyle bizim seçtiğimiz iktidara tank dayadılar, indirmek istediler. Bir intikamı yazdım. Kafarokan devletle vatandaşı birleştirmek istedi, onu öldürdüler. Diyarbakır o bölgedeki cinayetleri anlattım. Sonra uzun bir süreç Ergenekon'u bilirsiniz. Biz Ergenekon'u bitiriyor zannettik. Meğer Amerika elindeki bir takım çantası işe yaramaz hale gelmiş, takım çantası değiştiriyormuş. Ben de bayağı heyecanla kitap yazmıştım Ergenekon bitiyor diye. Ergenekon'u bilirsiniz. NATO ülkelerinde CIA örgüt kurmuş. Olur ya bir gün Sovyet işgal eder NATO ülkelerinin birini. Gizli bir sivil örgüt var. CIA organize ediyor. Silah depoları var. Ülkeyi o milisler organize edecekler ve
sivil bir direniş başlatacaklar. Bizim Kurtuluş Savaşı gibi bir şey. Hem NATO ülkesinde var, hem şey ortaya kriz gördü. Bugün her şey güzelleşti, kalkındı, zenginleşti. Lan körleri defol! Adamı kovaladım ama adam kıstı gitsin. İçime bir korku düştü. Arabaya bindim, geldim, televizyonu açtım bu resim. Türkiye'nin nefeslerini tutmasına yol açan, dilini boğazına dolayan bir resim, darbeciler boğazı tutmuşlar ve el koymuşlar. Arkasından TRT'de darbe bildirisi okundu. Aynen 1980 darbesi, Kenan Evren'in okunduğu bir darbe bildirisi, bir benzeri. Silahlı Kuvvetler Türkiye'nin yönetimine el koymuştu. Bu kanalı geçelim biz, bu kanal öldü. TRT'yi seyretmeye gerek yok. Oradan NTV'de Başbakan bir açıklama yaptı. Ayaktayım, oturamıyorum. Tüylerim diken diken oldu. Karşı çıkmam lazım. Biz sivil toplum örgütü de kim bilsen, memursan, bu işleri böyle bir felaket başımıza gelirse organize olalım, karşı çıkalım diye bu epey bir çaba harcadık, epey bir uğraştık ama korktuğumuz başımıza geldi. Nasıl haberleşiriz, nasıl çıkarız? Ayaktayım, oturamıyorum. Arkasından Cumhurbaşkanımızın 12-20 geçe hatırlarsınız. Şöyle diyelim. Evet, bu ve bu ikisi birden. Hem başbakan bir kalkışma olduğu anlaşılıyor. Korkmayın, karşı çıkacağız. Bedeli ne olursa olsun dik duracağız dedi. Hem de Cumhurbaşkanımız halkı mı meydanlara, havalimanlarına davet ediyorum. Milletten başka bir bugüne kadar yetki, merci tanımadım, tanımayacağız. İlk şey yanlış şey yaptı. İlk şimdiki işlere bak. İlk konuşmayı o yaptı. Ben aslanmış olabilirim. Ben 11.30-12. Ondan önce o yaptı. Onu duydum. Hatta AK Parti ilk teşkilatının Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımız konuşmadan sokağa çıkın mesajı yayınlamış. Onu da öğrenmiş. Evet, onu da öğrendim. Ama milletin sokağa akışı Cumhurbaşkanımızın çağrısından sonra şiddetleniyor ve bir sele dönüşüyor. O arada telefon geldi. Ne yapacağımı düşünüyor. Bizim komşu indi. Havaalanına gidecek. Fakat o arada mesajlar gelmeye başladı. Havaalanı çok kilitlenmiş falan diye. Kızım telefon açtı. Baba dedi, biz çıkacağız. Torunları, iki torun var. Ellerinizden öper. Allah herkesin çoluğunu, çocuğunu bağışlasın. Ufak, onları size bırakalım, biz gidiyoruz dedi. Gel kızım dedi, ben de çıkayım. Abdest aldım ve sokağa çıkmaya karar verdim. Telefon alayım mı, almayayım mı diye kendi kendime sordum. Telefon bu saatten sonra bana lazım değil. Yani şehit olmayı göze alarak telefon lazım değil diye almadım. Çıktık, torunları anneanneye bıraktık. Biz de kızım komşularımızla falan çıktık. AK Parti Genel Merkezi'ne, Sütlüce'ye gelin diye bize mesaj geldi. Yola çıktık, henüz Yeşilpınar'a varmadan Sütlüce Kurtuluş dediler. Oraya 6-7 araba gelmiş yaklaşık. Bir cemsede 10 kişi olsa, 12 kişi olsa 80 civarında bir adam. Önce parti işgal etmişler, Cumhurbaşkanı, Başbakan resimleri indirmişler falan. Sonra millet akın akın gelince, o Sütlüce cadde doluyor ve her taraf dolunca parti binasıyla vatandaşın binaları arasında öyle bunun iki katı kadar bir genişlikte bir boşluk var. Oraya vatandaş onları tıkmış. Vursan bitmez, öldürsen bitmez. Bir de benim tespit ettiğim, yer yer değişiyor bu ama komutanları biliyorlar alçaklığı, nasıl bir alçaklığın peşinde olduklarını biliyorlar. Askerlere tatbikat var demişler. Çoğu askerin ne yaptığını bilmiyor, nereye gittiğini biliyor. Muvazzaf askerler var, onlar biliyorlar. Uzman çavuşlar, uzman onbaşılar var. Çünkü silah kullananların büyük bir bölümü muvazzaflar, rütbeliler ve onlar. Normal asker çoğu zaman kullanmıyor. Biraz sonra tank olayı da göstereceğimiz gibi tank önünü görmeyen kör bir olay. Ama Metin Doğan önüne yattığı zaman şu resme bakın. Yani tankı durduruyor tank şoförü. Tankta 4 kişi olur. Tank komutanı, komutan yardımcısı, mermi atan mühimmatçı ve tank şoförü. Yani yürüyebilir, burayı görmez tank. Kör bir alettir. Ama orada duruyor. Dolayısıyla
Vatandaş sokağa çıktı, biz de sokağa çıktık. Vatandaşın şeyi karşısında, orada sıkıştırması karşısında onlar teslim olmaya karar vermişler. Sütlüce Kurtuldu, bize lojistiğe girin dediler. Küçükköy'de belediyenin lojistik binası var. Oraya vardık, oraya bir cemsi araba gelmiş o. 10 bin kişilik yemek yap demişler, aşçıyı çağırmışlar. Takdir ediyorlar. Çok olmuyor. Aşçı daha sonra medyada yansıdı konuşmaları. Ya iyi yapayım da ya, niye tehdit ediyorsun diyor adam, anlamıyor aşçı. Oraya da ne yandan baksan 200-300 araba, biz 3-5 bin kişi varız. Ben vardığım zaman bütün cadde doluydu. Onlar da gözleri kesmiyor bu kadar adamla. Mücadele edilmez. Tırstılar ve kaçtılar. Oradan bize bir mesaj geldi, Akkom'a gidin diye. Oraya yöneldik. Akkom'a vardığım zaman ben silah sesleri konuşuyordu. Ve Akkom'un iki büyük binası var. Bir de ortada düz bir, daha küçük bir bina var. Oranın üstüne yerleşmişler elinde. Makinalı tüfek katatatatatat tarıyor. Emniyetin o kapının girişinden sonra bir çiçek takı var. Vatandaş oraya kadar gelmiş. Ben oraya geldiğim zaman kızıma dedim, yavrum sen çocuklar küçük, sen şöyle arkaya geç. Biz yaşayacağımız kadar yaşadık, bu alçaklara bir daha boyun eğmeyeyim. Ben 1960'larda seni hatırlıyorum. Rahmetli Menderes asıl dedi, Müslüman köye bir gazeteci gelmiş. Menderes'in resmini göstermiş. Annem, çocuğuz tabii, halamlara gittik. Bütün köyün kadınları oraya toplandılar, sabah kadar ağladılar onu, hatırlıyorum. 71'i hatırlıyorum, bir lise öğrencisiyim. Askerin her Ali Kıran başkesen olduğunu biliyorum. 80'i hatırlıyorum, sen Ankara'da öğretmenim, Sivas'a sürgün ettiler. Bir öğretmeni sürgün ettiler, ben bir öğretmenim. 97'yi hatırlıyorum, burada Eyüp Sultan'da öğretmenim. Okulun önüne polis koydular ve başörtüleri almadılar. 26 öğretmen arkadaşımı okuldan attılar. Başörtülü öğrenciyi almadılar. Bizim okulun nüfusu 5000 öğrencimiz vardı, 800'e indirdiler. Başörtüleri de almadılar. Ve bana da görevime son verdiler. Başörtüleri destekliyorsun diye. Kabahatim ondan ibaret. Şöyle deyip de ya Almanya'da ben kaldım 6 sene orada başörtüsü kırık kafet yönetmeni yok. Burada da olmasın, siz ne yapıyorsunuz? İkim özgürlüğü engellenemez. Anayasanın 79. maddesi, siz anayasa için yiyorsun. Hümçenin o ne anayasa, ne babayasa, ne kanun umurlarında değil, onları hatırlıyorum. Bu gene bu olmamalı. Bir daha zillete düşmeyin. Bu alçaklar şimdi gelirler, bir onbaşı koyarlar, bir asker koyarlar. Ben 50 kitap yazmışım, üniversite mezunuymuşum, 3-4 dil biliyormuşum, hiçbir önemi. Bunlar bizim onurumuzu iki paralık ederler, bu memleketi bir daha geri bırakırlar. Ben sen öleyim, öleceksen bu gece öleyim. Birçok insanla görüştüm kitabı yazarken. Şöyle bir kitap yazdım. Bir de 15 Temmuz Kahramanları diye. Bize bir konuşuyorum. Ona yakın arkadaşlar konuştum. Çoğu, o gün şehit olanların veya yaralanların çoğu veya oraya çıkanların çoğu abdestlerini almışlar, bölüme gelmişler. Şehitlik aramaya gelmişler. Tam Çanakkale ruhuyla. Benim tespit ettiğim, ben de öyle gelmiştim. Sonra gazeteye çıktı. Musa İlhan diye bir adam döndü. Gece karanlık ama bir adam döndü. Beyaz bir tişörtü var. Kan fışkırıyor. O döndü. Böyle eğilerek arabaya doğru gibi bir iki kişi koluna girdiler. Onu arabaya, onun yerine ben girdim. Böyle o çiçek takı var. Orayı geçene ateş ediyorlar. Vatandaş benden önce oraya durmuşlar. Orayı geçmiyorlar. Geçeni vuruyorlar çünkü görüyorlar. 4-5 kişi orada vuruldu, birisi şehit oldu dediler. Karanlık tabii öbürlerini aldığı için. Biz orada sabaha kadar slogan attık. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber, asker, kışlaya, hainlere ölüm. Yanındaki arkadaş tabii Musa ile vurulup da kanı görünce kan tepemize çıktı. Öfkemizi, duygularımızı kontrol edemiyoruz. Bilmem nesini yaptığımız FETÖ'cüler diye sövmeye başladı. Allah Allah, o ana kadar bütün sloganları söylüyorum ben de. Ama küfüre gelince, ben küfür etmeye alışmamışım, dilim dönmüyor, sövemiyorum. Küfüre gelince susuyorum, onlar sövüyorlar, ondan sonra ya Allah, Bismillah, Allah Ekber, asker, kışlaya, hainlere ölüm, onları söylüyoruz. Sabaha kadar slogan attık orada. Bir ara ezan okunmaya başladı, dedim ki ölmeden namazımı kılayım da. Saate baktım, saat 3. Allah Allah. Sela, ezan okuyor ama, sela değil. Bence ezan okuyor. Kimisi sıra vermiş, kimisi ezan okumuş. Diyanet ilk defa bir kahramanlık yaptı, onu da burada söyleyelim. Kanal 7'deki Evet, Kanal 7'deki
arkadaşımız sağ olsun fikri o atmış, Turgay Bey, Turgay Güler Bey, Allah razı olsun. Ama Diyanet böyle bir karar aldı. Vallahi namaz kılamayacağım falan. Epey bir şey. Tabii kaymakamlıktan geldiler. Biz büroya operasyon yapacağız. Siz çekilin dediler falan. Biz dedik çekilmeyin. Biz bunları esir aldık. Onların elinde silah var. Siz operasyon yapın. Operasyon yapın. Yarın dedi. Sabaha kadar bekledik. Operasyon en son sabah yapıldı ama bu arada öbür arkadaşlar telefonu almadım, orada ayıplandım. Öbür taraflarda ne oluyor? Onları anlatıyorlar. Tabii ilk hareket bildiğiniz gibi şöyle kısaca anlatalım. MİT'e saat 15'te saat 3'te bir binbaşı gelmiş. Demiş ki bu gece darbe olacak. Ben MİT'e MİT müsteşarını teslim alacağım. MİT müsteşarını görüşeceğim demiş. Kolayca gidip görüşmüş adam. Ben sizi burayı teslim alacağım. Haberiniz olsun. Bir binbaşı. MİT müsteşarı kalkıp gidiyor Genelkurmay Başkanı'na. Genelkurmay Başkanı ikinci başkan Yaşar Güler. Bir araya geliyorlar ve tedbir alıyorlar. Alalım diyorlar. Ya aldıkları tedbirler, kara havacılıkta hareketler, oraya kara kuvvetleri komutanını gönderiyorlar. Hiçbir uçak havaya kalkmayacak askeri kışlalardan. Havadaki uçaklar kalkmayacak. Askeri kışlalardan hiçbir zırhlı araç çıkmayacak. Çıkanlar geri dönecekler. Emir gönderiyorlar. Emirin gideceği yer tabii Zombi Levent, ya Levent Türkkan, tanırsınız herhalde. Genelkurmay Başkanı'nın emir, subayı ve yaveri. 38 adamdan biri. Hatırlarsınız birçok arkadaşımızın saçları beyaz. 1960 darbesini yapan 38 albaydır. Daha sonra Cemal Gürsel'i bir general buluyorlar. Başımızda bir general olsun diye. Bu 38 adaydan biri. Aynen önceki darbeleri kopyalamışlar bunlar. Emirleri göndermiyorlar. Sonra telefonla teyit ediyorlar. Ve Genelkurmay Başkanı saat 8.30-9'a kadar yeri terk etmiyor. Zeki Çolak'ı, Kara Kuvvetleri Komutanı'nı hava karacılığa gönderiyor. Orada bir hareket var mı yok diye geliyor. Bu arada Levent Türkkan telefon atıyor, seni Genelkurmay Başkanımız istiyor. Karargaha geliyor ve gelir gelmez bildiğiniz gibi orada derdest ediliyor. Emir subayı şehit ediliyor. Ve bu arada Genelkurmay Başkanı'nı da başta Levent Türkkan olmak üzere bu adamlar emir alıyorlar. Ve F-16'lar kalkmaya başlıyor saat 8.30-9'a doğru. Meclis bombalanıyor, külliye bombalanıyor. Genelkurmay Başkanı'nın önünde meclis, karşısında meclis var orası. Jandarma Genel Komutanlığı'nın önü külliye ve ama asıl ilk darbe bildiğiniz gibi Ankara göl başındaki polis akademisi vuruluyor. Oraya kandile atılması gereken, kayayı delip patlatacak olan mermiler atılıyor. Orada 49 polisimiz şehit oldu. Onlar memleketlerine uğurlandılar. Tabutların içinde ne vardı biliyor musunuz? Hiçbir şey. Kaya, taş, odun koydular. O tabutları kucaklayanlar odunu ve taşı kucakladılar. Çünkü vücutları tamamen paramparça olmuş, dağılmış. Bir kısmının DNA'larına falan, vücut parçalarını bulmaya çalıştılar. Korku, cinayetin en korkuncu orada işleniyor. İkinci bölge Boğaz Köprüsü'dür. 67'de Boğaz'da var bildiğiniz gibi. En kanlı yer bölge başı ve Cumhurbaşkanımızın bağlandığı anı görüyorsunuz. Bunu konuştuk ve Metin Doğan, Yusuf Çelik gibi adamlar, tankın önünde duranlar. Metin Doğan bildiğiniz gibi 40 yaşlarında bir adam, üniversite öğrencisi. Ara vermiş, sonra Afgan dolayı çıkmış. O da o tramvayda diyor, darbe konuşuluyor. Tepem attı diyor. Bu nasıl olur? Eve geldim. Kardeşime söyledim. Ben çıkıyorum. Misafirimiz var diyor. Aslında abim de gelecek ama ben misafir bulayım gelirim. Sen getir diyor. Yollar tıkalı tabii. E5 havaalanına gidecek. Bütünüyle dolu. Bir motosiklet var. Abi beni götür dedim diyor. Atladım diyor. Götürdü oraya. Havaalanına indik. Yani o tankın olduğu yere. Yerimdeki parayı saymadan al dedim diyor. Ne parası dedi ya adam. Anormal bir gündeyiz sen. Ne parası? Almazsan atacağım dedim diyor.
O da yani şehitliği göze almış, para ona lazım değil. Adam da diyor ki, bu vatanı bir tek sen mi seviyorsun diyor ya. Biz de seviyoruz. Geç. Çok kalabalık değildi diyor Metin Doğan. Ve tankın önüne yatıyor gördüğünüz gibi. Tankı yumrukluyorlar. Sonra vatandaş akın akın geliyorlar. Hava Harp Okulu var biliyorsunuz. Hava kuvvetlerinin oradan 500 öğrenci getirmişler oraya. Hepsinde de otomatik silahlar var. Birer adam vursalar 500 adam eder. Yani durum vahim. Fakat öğrencilere öyle dememişler. Tatbikat yapıyorlar diye getirmişler. Metin Doğan bu direnişin sembollerinden bir silahsız adamların, bunlar 46 ton bu, çeliği nasıl durdurduğunu gösteren enteresan olaylardan birisi. Ve biz zaman zaman bu millet, bu gençlik, bunlar hepsi zibidi, ahlaksız, terbiyesiz, ahlak bozuldu falan deriz. O gün olanlar Ahmet Onay, 18 yaşında bir delikanlı, iyi kötü bir arabası var, kampın önüne sürüyor. Yürü lan diyor, ben Türk askeriyim, sen kimsin? Ez diyor yiğit sen. Tanka meydan okuyor. Tanktaki şoför üstünden geçebilir. Ankara, Kızılay'da Sıhriye'den gelen tanklar, Kızılay'da arabalar ezip geçmişler. Gördüm onları. Dün de Ankara gazilerini dinledim. Gördük diyorlar. Ezilmiş şeyler. Şoför ezmiyor, dolaştırıyor. Ahmet o gün tankın üstüne çıkanlardan birisi. Tankın etrafını kuşatıyorlar. Vatandaş gelmeyecek, kuşatıyorlar. Sonra da tankın kapağını açıp içerideki askerleri çıkarıyorlar. Birkaç tank kaçıyor vatandaş çoğalınca. Dolayısıyla biz dış görünüşteki adamlara aldanıyoruz. Olumsuzluklar gözümüze çarpıyor. Olumlu şeyleri pek fazla görmüyoruz. Ahmet bunlardan biri. Yusuf Çelik Ankara'da tankın önüne yatan bayrağıyla veya şeylere girerseniz internette Yusuf Çelik derseniz o görüntüler gelir. Bir tankı duruyor. 5 tank geliyor. Tankın önüne yatıyor. Tank yönünü değiştiriyor buyurun. Oraya gidiyor yatıyor. Yönünü değiştiriyor oraya gidiyor yatıyor. Sonunda tank duruyor. Öteki tank, arkadaki tank onu sollayıp geçiyor. Ve kırıyor. Oradan askerler iniyorlar. Yusuf Çelik'i alıp götürüyorlar. Sonra da adamın oradan kenar kurmaya geliyor. Kenar kurmayı da ateş edip tankın üstünden biri çıkıyor, ateş ediyor ve Yusuf Çelik'i şehit ediyor. Metin Doğan hala yaşıyor. Allah selamet versin, uzun ömür versin, Allah razı olsun kendisinden, ama Türkan Tekin onun kadar şanslı değil. Esenler'de tam Türkan Hanım'ı ezip geçiyor. Babasının, kocasının ve oğlunun yanında 8-10'a yakın şehit var. Tankın ezip geçtiği insanlar. Albay Said Ertürk ve Albay Davut Ala 66. Kutman Esenler'de şeyin karşısında bilirsiniz. Kanal D'nin falan karşısında. Oraya geliyorlar. Görevli değil Said Ertürk ama polisten yardım istiyor. İki tip oluşturuyorlar. Üçer kişilik Albay Davut Ala. Oranın komutanı. Orayı basıyorlar ve oradan şeylerle çatışıyorlar. Darbecilerle. Orada da helikopter olmaz diyorlar ama helikopter indirmişler. Albay Said Ertürk alnından vurularak şehit oluyor. Albay Davut Ala'nın yerinden yaralı olduğunu bilirsiniz. Yani askerin bütünü darbeci değil. İçinde karşı çıkanlar ve böyle şehit olanlar var. Onun altını vurgulamış olalım. Ve Sabri Ünal, bildiğiniz gibi Kartal'da zırhlı birlikler var. Oradan tam çıkıyor. Mustafa Hacı Mustafaoğulları'nı burada kulağını çınlatalım. Çanakkale ruhuyla oraya gittim diyor. Sabri Ünal tankın önünde duruyor. Tek başına tank, bir adam nasıl tankı durdursun? Üstünden geçiyor ama silahlara meraklıydım diyor. İmatik mevzulu bir adam. Paletler ezer ama ara yerde boşluk var. Yattım diyor. Yatıyor, birinci tank geçiyor, kalkacağım diyor. İkinci tank geliyor. Orada davrananlıyor. İkinci tankın paletleri kolun üzerine ezip geçiyor. Ama tek başına bu milletin cesareti var, imanı var. Tankın önüne çıkan adamlar var. Ve herhalde hepiniz görmüşsünüzdür. Safiye Bayat bir kadıncağız. Tek başına Boğaz'a geldiği zaman oradaki askerlerle karşı çıkıyor. Ben diyor, sizi bunun için doğurmadım. Bu tankın burada ne işi var? Bu askeri aracın Boğaz'da ne işi var? Siz kimin askerisiniz? Kadın epey bir tek başına mücadele ediyor. Sonunda ateş ediyorlar omuzuna dayayarak. Rütbeli bir ateş ediyor.
ne yaptın diyor. Beni korkuttun mu diyor. Korkmuyorum. Dönüyor sırtını. Hadi vur diyor. Yiğitlikse bu yaptığın. Vur. Kadını çıkıyorlar, tekmeliyorlar, kovalıyorlar. Kadın onlara söz dinletemeyeceğini anlıyor. Ve orada İstanbul Mustafa, Milliyet Müdür, Emniyet Müdürü Mustafa Çalış. Kanın da burada kulağını sınırlarım Allah. Muvaffak eylesin ama o gün polise verdiği emir, silahlarını teslim etmeyeceksiniz, vuruşacaksınız. Orada olaya geliyor, köprünün ayağına hanımefendi diyor, şuraya gel, biz senin emniyetini sağlamak zorundayız. Daha sonra dalga dalga insanlar geliyor sıkı tarafından, dalga dalga tankların üzerine geliyorlar. Ve bir gençler geliyorlar, kadın diyor ki, Safiye Hanım, ben bunlarla uğraştım diyor, bunlar laf dinleyecek adamlar değil, sizi öldürürler yavrum diyor, gitmeyin gençlere. Genci biri diyor ki, abla, vatanımız için şehit olursa kötü mü olur? Böyle diyene ne diyebilirim diyor. Yürüdüler. Ve onlar taramıyorlar. Şehit oluyorlar. Gencin birini alayım oradayım. Kanlar içinde, yerde yatıyor. Can havliyle kalkmaya çalışıyor, kalkamıyor. Gideni vuruyorlar. Yaralıyı almaya. Kadın her şeye rağmen o yaralıyı alayım diye yürüdüğü zaman onu da vuruyorlar. Ayağından vuruldu biliyorsun, sol ayağında protez var. Yani gazilerden biri. Kadın yürüyor silahlı adamların üstüne. Rahmetli Erol Ocağı, oğlu Abdullah Tayyip Elço, Ocağı burada rahmetli analım. Erol Ocak sorumlu, yönetim mezunu bir adam. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanın Abdullah Gül'ün yakından tanıdığı bir adam. Milletin önünde ve söylediği şey şu, hepimizi öldüremezler diyor. Çok çok 100-200 adam öldürürler. Yürüyün. Dalga dalga yürüyorlar. Sabaha kadar çatışma var ve Erol Ocak oğlun Abdullah'ın elinde bir fotoğraf makinesi var. Onları çekiyor. Onu da vuruyorlar. Erol Ocak'ı da vuruyorlar. Burada köprüde 60 şehit var. Ve bir başka kahraman Türkiye'nin tarafını geziyor. Bu kullarda 15 Temmuz köşeleri var ve en çok da anılan şehit bildiğiniz gibi Ömer Halis Demir, başçavuş, Ankara'da bir kurs vardı, ona geleceğim diye yola çıkıyor. Arkadaşlar diyorlar ki, ya sen başçavuş oldun, daha emekli diye geldi, ne var kurs, öğrenmenin yaşı yok diyor falan. Bildiğiniz gibi Zekai Alçakalı tüm general, Sıhhiye'de bir oradaydı. Düğünde bir şehit yakınına plaket verecek ama şüpheli şeyler oluyor. Oradan çıkınca darbe olduğunu anlıyor ve Ömer Halis Demir'e diyor ki, oğlum bir hain gelecek. Vur onu. Emredersin komutanım diyor. Hain dediği de hatırlarsınız. Diyarbakır'dan kalkıp gelen özel kuvvetlerin ikinci komutanı olan adam, darbeci. Şu anda ismi düşmedi efendim. Semih Tez. Emredersin komutanım diyor. Oğlum sonunda ölmek var. Hakkını helal et diyor. Helal olsun komutanım diyor. %100 ölümüne bir emir dinleme Ömer Halis Demir'in. Bir süre odasında oyalanıyor. O saati bekliyor. Semih Tez'e uçakla Diyarbakır'dan Etimhane'ye geliyor. Oradan helikopterle özel kuvvetlere geliyor. Yanında 20 tane adam var. Silahlı adamlar. Akşam karanlık üzeri piste iniyorlar ve binlerle uçuyorlar. Ömer Halis Demir de bir süre odasında bahçeye çıkıyor, bir ağacın arkasına saklanıyor. O merdivenlere yürüyünce çıkıyor oradan. Tak 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 karşısına dikiliyor ve adam indiriyor Semih Terzi'yi. Ve tabii 20 tane adam var, hepsi silahlı. Onlar Ömer Halis Demir'i oracıkta şehit ediyorlar ama darbeyi özel kuvvetleri yönetecek, darbeyi yönetecek olan adam gitmiş oluyor. Cenab-ı Hak yardım ediyor. Yani birisi tankı durduruyor, bir Metin Doğan çıkıp tankı durduruyor, bir Safiye Bayat kadın bunlarla mücadele ediyor, bir başçavuş da çıkıyor, bir generali vuruyor. Buradan itibaren işin rengi değişiyor. Akıncı üstüne götürüyorlar Genelkurmay Başkanı bildiğiniz gibi. Salih Zekiçoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı, ikinci komutanı, ya Galip Menli, Jandarma Komutanı orayı üst kabul ediyorlar. Kazan'a gittim. Kazan'daki insanlar akıl almaz bir şey. 20 kilometre aşağı yukarı Mürtet Kazan'a. Organize oluyorlar, kamyonlarla, motorlarla toplanıp gidiyorlar.
ve orayı basıyorlar, pisliği işgal ediyorlar. Hatta bir kadın diyor ki bir pilot uçağa gidecek, yakasından tutuyor. Bu uçak kalkmayacak diyor. Ben seni bunun için doğurmadım diyor. Sen kimin askerisin? Pilot böyle sarsıyor ve pilot geri dönüp gidiyor. Dün bir arkadaş anlattı, Abdullah Atlamaz oğlu diye. Tarım Bakanlığı'nda bakan müşaviri. Yürüdük diyor şeye doğru, genelkurmaya doğru. Her iki metrede bir asker var. Yaşlı bir kadın, genelkurmayın önünde o demir var. Rahili demir. Orada askerin yanında çıktı. Kadın, biz seni bugün için doğurmadık dedi. Siz millete ihanet ettiniz. Ne yaptığınızı biliyorsunuz. Asker diyor böyle o demire yaslandı, kül gibi oldu. Neredeyse silah elinden düşecek. Vatandaşın çoğu şu düşünceyle çıkmışlar. Bunlar bizim askerimiz, bizim çocuklarımız. İkna ederiz. Vazgeçin, yaptığınız yanlış. İkna ederiz gibi çıkmışlar. Ama millet geldikçe diyor, genel kurmay etrafına çevirdik. O demir kapıya dayandık. Sallamaya başladık. Sallaya 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 demir kapıyı yırttık. İçeri girdik. İçeri girince ateş başlıyor içeriden. Hem içeriden binadan ateş ediyorlar, hem helikopterlerden ateş ediyorlar. Ve tabii ateş başlayınca diyor, yere yatıyor bir kısmı. Yere yatıyor bir kısmı. Öldü olanlar göğüs silahından ateş ediyorlardı diyor. Yeni Şafak muhabiri bir kadın anlatıyor. Bilerek ateş ediyor diyor. Kaldan nişan alıp ateş ediyor diyor. Kasıtlı ateş ediyor. O iş için gelmiş. Yani düzeller biliyorlar ve birçok vatandaşımız orada şehit oluyor. Boğaz'da olduğu gibi genelkurmayın önünde de. Ama İstanbul'u koordine eden Albay Eyüp Güler diye bir adam var. Saat 8'e kadar bu çeşitli yerde WhatsApp grubu kurmuşlar. Birbirlerine haberleşiyorlar nerede ne oldu. Vatandaşın diyor direncini kıramadık. Vurduk, öldürdük, yaraladık. Fakat vatandaş korkmadı, kaçmadı geriye. Gitmedi. Direnci kıramadı. Sabahleyin diyor bu işin olmayacağını anladık. Kaçabilirseniz kaçın diyor. Ve Murat Çelebioğlu binbaşı İstanbul'daki WhatsApp grubunu yöneten adam. Muammer Algar Çengelköy'deki Kuleli Asker Lisesi'ndeki askerleri yönlendiren adam. Albay. Bir albay bir binbaşıdan emir aldı. Murat Çelebioğlu kim diye internete girdim. West Point'te eğitim almış. West Point Amerikalıların askeri akademisi. West Point Amerika'da eğitim alan bir binbaşı Türkiye'de bir albaya emir veriyor. Hatırlayın 1960 darbesini yapan adamlar da Amerika'da özel harp eğitimi almışlardı. Burada ne kadar etkili olur ama bilmiyorum söyleyeceklerim. Ama benim vardığım kanaat bizim bu darbeleri bir daha yaşamamamız için NATO'dan çıkmamız lazım. Subay ve asubayımızı Amerikalılara eğittirmememiz lazım. Oraya götürüyorlar, adamı eğitiyorlar, zaaflarını tespit ediyorlar. Biz sana veririz, seni genelkurmay başkanı yaparız, şunu yaparız, bunu yaparız. Ve adam Amerika'nın subayı olup geliyor, burada onların organize ettiği bir şeye katılıyor. Benim kanaatim. Ve Çanakkale ruhuyla bir bak, benzeyen bir şey var. Albay Mustafa Hacı Hasanoğulları'nı andım, o diyordu. Tanklara karşı durdum, oğullarımla beraber. 17 Mart 1915'te Darna komutanı Hüsteğmen Hasan Hulusi'nin bir kızı oluyor. Eşi doğum yapıyor. Albay Cevat Çobanoğlu haber alıyor. Hüsteğmen'i arıyor. Hüsteğmen diyor, eşin doğum yapmış. Git bu lanet herhalde ne zaman içeri bilmiyoruz. Eşinle, çocuğunla görüş gelirsin diyor. Sana izin yazdım. Hüsteğmen Hasan Hulusi diyor ki komutanım ben askerlerimle anlaştım buradan bir yere ayrılamam. Eşime selam söyleyin. Çocuğumun adını Didar koysun diyor. Didar cennet güzeli demek ve Hüsteğmen buradan ayrılmıyor. Ertesi gün 18 Mart bildiğiniz gibi
Queen Elizabeth zırhlısı denizden ateş açıyor ve burayı vuruyor. Mermi saplanıyor bantaryanın ortasına. Topları Hasan Hulusi'yi, Libyalı Hasan Mevsuf'u alıp havaya paramparça ediyor. Nasıl Çanakkale'deki komutanımız askerin ölümüne cepheden kaçmamışsa 15 Temmuz gecesi de vatandaşın ölümüne o kampların üstüne giriyor. Aynı şey, aynı bu yaşanıyor ve şehit oluyorlar. Çünkü şehitlik bir rütbe. Bildiğiniz gibi Cenab-ı Hak Estağfirullah ve la tekulü limen yuktali fî sabîlillâhi envât ve la ihyâun ve lâkin lâ teşkurûn. Allah yolunda ölenlere ölü demeyiniz. Onlar yaşıyorlar fakat siz hissetmezsiniz. Onun için şehitlik İslamiyet'te en büyük rütbelerden biridir. 15 Temmuz'da gidenler şehit olmak ruhuyla gitmişler. Hepsi abdest almışlar, yola çıkmışlar ve bu ruhla şeyleri hatırlayın. Peygamberimiz Bedir'de savaş oluyor ve sahabesini şeye teşvik ediyor. Savaşa teşvik ediyor. Hazreti Ümeyr bin Hümam radıyallahu anh o arada elinde hurma varmış diyor. Peygamberimiz savaşın ölürseniz şehit olur cennete gidersiniz deyince bir an duruyor. Ya Resulallah diyor şimdi ben kılıç alsam, yürüsem, ölsem şehit mi olurum? Evet diyor. Cennetle aramda bu hurmalar mı var diyor. Hurmaları savuruyor ve kılıçla yürüyor. Hümam şehit olana kadar savaşıyor. Nasıl Bedir'de o sahabe şehit olur cennete giderim diye düşündüyse 15 Temmuz'da da benzeri bir şey yaşıyoruz ve şehit oluyoruz. Şehit oluruz diye gidiyorlar. Enteresan olan vakalardan birisi beni çok şaşırttı. Genelkurmay Başkanlığı görüyorsunuz. Yarbay Levent Türkkan Emir Subay söyledim. Örgütten. Orhan Yıkılkan çevresinde özel kalemi o da örgütten. Ramazan Güzel bir önceki özel kalem müdürü örgütten. Yüzbaşı Albay Halkan Öcal, Yüzbaşı Serdar Tekin, Başçavuş Abdullah Erdoğan, Assubay Serhat Paşa, Başçavuş Şener ve tüm General Mehmet Dişli, Genelkurmay Başkanı'nın etrafındaki adamların hepsi örgütten. Bir Genelkurmay Başkanı'nın o düşebileceği en büyük talihsizlik herhalde bu olsa gerekir. Evet, anlayamamışlar. Ve örgütün adamı, birinci bir numaralı adam, sizi ne kadar kandırdı bilmiyorum ama ben 44 sene yanıldığımı fark ettim. İlk yazımı 3 Nisan 2014'te yazdım. 44 sene sonra gelinen yer tam bir hayal kırıklığı diye. Çünkü yani ben bu adamlara eğitimle uğraşıyorlar. Okullar açıyorlar filan ama bir de milletin çocuğunu ahlaklı yetiştiriyorlar zannettim. Meğer adam 1975 yılında Mason locasına üye olmuş. Masonları bilirsiniz, Yahudilerin örgütlenmesi, dünya devleti kuracaklar. Her locada bir Mason bulunur ve localar Masonların aleyhine hiçbir karar almazlar. Masonlar özellikle İslam ülkelerinde Müslümanların ahlakını, aile yapısını bozmak için uğraşırlar. Bugünlerde çok tartışılıyor. Evlilik programları falan. Sen hiçbir evlilik programı değil onun. Aileyi bombardıman etme programları. Evet teyze. Kalksın ama. Teyze sizin gibi yiğit teyzelerimiz oturup onları seyretmese zaten yarın kalkar. Kalksın. Ben karşıyım. Yani, evet. Güzel bir şey değil. Yani. Tabii. Masonların amacı bu. Okullar, gençlik ve bizim aile düzenimiz. Bunu bombardıman etmek için kurulmuş örgütler ve Müslümanları bir daha bir araya gelmesin. Böyle bir yönetenler onlar zaten. Bu adam buraya hem de 1975 yılında üye olmuş. Kasım Bilek, herhalde benim gibi beyaz saçlı olanlar duyurlar. 12 yıl CHP genel sekreterliği yapmış bir adam. O üye yapıyor. Ve Amerika'nın uzun yıllar Orta Doğu şefi Ankara büro şefi Rahm Füller'le tanıştırıyor Kasım Gülek. Adam örgütten bir adammış. Biz adamı cami hocası zannediyoruz. Okullarda çocuklarımızı
200'lük yapabilir. Başka ne diyeyim yani? Efendim? Alçalan bir misafir hatırlatır. Üstad rahmetli Necip Fazıl'ı hatırlayalım. Böyle birine birisi alçak demiş de, alçaklık bir seviye ifade eder demiş. Bu çukur seviye ifade etmesi. Evet, Yeni Şafak yayınladı. Cem Karaca ve Ramfüller'in adamlarını görüyorsunuz. Sabaha karşı millet tankları ele geçirdi ve bu adamları bu hale getirdi. İhanet edenlere Cenab-ı Hak bu milletin verilmiş sadakası varmış, dualarını kabul ettiler. Şimdi başında söylediğim bir şey vardı. Darbeler ülkeleri geri bırakır, kalkınan ülkeler demokrasiyle yönetiliyor diye. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, sosyal, laik bir devlettir. Yazar. Anayasanın birinci maddesi. Amerika Anayasası böyle yazar. Birinci madde. Amerika Anayasası'nda da böyledir. Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da darbe olmaz, bizde oldu. Altıncısını millet geri teptirdi. Allah razı olsun. Bu milletten verilmiş sadakamız varmış. Cenab-ı Hak da bize acıdı. Ez zulmü el küfr yedum ve zulmü la yedum şeklinde bir hadis-i şerif var. Küfür devam eder. Yani Cenab-ı Hak insan ömrüne mühlet veriyor. Kafir ise devam eder. Ama zulüm devam etmez. Bunlar bu örgüt her türlü ahlaksızlığı yapmışlar. Sınav sorusunu çalmışlar. KPSS'yi çalmışlar. Müslüman değil, Mason lojasına üye olmuşlar. Her türlü işkarcılığı, yalancılığı, sahtekarlığı yapmışlar. Fakir fukara aldılar. O askerde namaz kılmayabilirsin. İçki içebilirsin, kamufle o haramları helal ile dönüştürmüşler. Cenab-ı Hakk'ın da gayretine dokundu, bize de acıdı. 1960 darbesi, kişi başına düşen milli gelir $583, 188'e inmiş. Türkiye 3'te 2 fakirlemiş. Menderes'in kabahati bu. Ülkeyi kalkındırmış, vatandaşı zenginleştirmiş. 71 darbesi, meclis açıktı, hükümet indirdiler hatırlarsınız. $399'dan $276'ya inmiş. Kişi başına düşen milli gelir 3'te 1 oranında ülke fakirleşmiş. 80. $416'dan $148'e 3'te 2 fakirleşmiş. Ama bakın 1960'ı yakalayamamışız 80'de. 20 senede Türkiye yerinde saymış. 28 Şubat'ta rahmetli Özal 1983 seçimlerinde iktidara geldi. Hatırlayın. $148'dan $3,500'a çıkmış. Kişi başına düşen milli gelir. Özal'ın kabahati buydu. Zehirlenmesinin sebebi bu. Bir daha masonlardan zerre kadar hoşlaşmazdı ve tayin etmezdi. 2012'de Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin kabahatine bakalım. $2,100'dan $11,430'a çıkarmış. Türkiye laf dinlemez oldu mesela. Bu kalkındı, kalkınan güçlü bir Türkiye. İslam ülkelerini günün birinde toplar, indemendik müne hikmeti bir gün hayata geçer bunu. Avrupalılar, Amerikalılar biliyorlar, oryantalistler biliyorlar. Onun için ve bakın 2013'te kriz başladı, dershane zannettik, bir kavga başladı. O gün bugün geçen sene $9,360'a kadar indi. Ekonomiyi konuşuyoruz. Şehit olan 249 şehidimizi konuşmuyoruz. 2193 gazimizi konuşmuyoruz. Meydanlarda tanklara yürüyen, ezilen, yaralanan, ruhu örselenen, seçtiği insanları iktidarda tutmak için sabaha kadar uyumayan adamları konuşmuyoruz. Yani onları da konuşmak lazım ama sırf ekonomik. Geçen sene 10 milyon turist Türkiye'ye gelmedi. Savaş bitmiş falan da değil. Bunu bilmenizde fayda var. Amerika yani FETÖ maşasından ibaret bir şey. FETÖ maşasını kullanan Amerika, Graham Fuller, Mr. Barclay, yani Türkiye şefi bunlar vazgeçmediler. Onun için PKK kampında Amerikan bayrağı görmek, PYD kampında Rus bayrağı görmek, onlarda Batılıların silahlarını görmek kimseyi şaşırtmasın. Ama biz de vazgeçmeyeceğiz ve
doğrulacağız. Yeniden İslam birliğini kuracağız. Benim bu şeyden çıkardığım, 15 Temmuz'dan çıkardığım dersleri konuşacaksak burada bitireceğim. Bir, vatandan aziz bir şey yok. Abdullah Atlamaz'la konuştum. Genelkurmay'ın önünde gazi olan bir arkadaş. O gün dedi, düşündüm. Ya bir insanın en değerli şeyi nedir? Vatanı. Ailen, evin, yuvan, her şey vatanda olur. En değerli kişisel varlığımız nedir? Canımız. Canımı feda edeyim. Vatanım kurtulsun deyip çıktım. Dünkü konuştuğum arkadaş. Onun için bu millet vatan her şeyden azizdir. Dinimiz için canımızı veririz dediler, çıktılar. Bu ruha sahip, bizim bu ruhu ayakta tutmamız lazım. 15 Temmuz Diriliş Destanı'nda bunun için yazdım. 15 Temmuz kahramanlarını bunun için yazıyorum. İkinci bir kitap çıkaracağım. Seçtiklerimize sahip çıkmalıyız. Kızılca Hamam'daydım. Bir adam, millet haber alınca Ankara'ya gidelim diyorlar. Külliye'ye gelmişler. 4 tane şehit var Kızılca Hamam'dan. Yaşlı bir adam demiş ki, o meydanda toplanmış, nasıl gidelim, belediye otobüs buluyor falan filan. Bir kısmı özel arabasıyla. Ne duruyorsunuz demiş, hareket edin. Rahmetli Menderes'e sahip çıkmadınız, onun için bastılar. Erdoğan'a sahip çıkın, bazı bunu feda etmeyelim. Yaşlı bir adam, millette o şuur var, seçtiklerimize sahip çıkmalıyız. Subaylarımıza, as subaylarımıza Amerika'ya eğittirmemeliyiz. Dinimizi doğru dürüst anlatmalıyız, okullarda ve camide. Eğer bizim camideki hocalarımız, okullardaki öğretmenlerimiz, bizim çocuklarımıza, bizim Kur'an'ımızı doğru dürüst anlatsalardı, peygamberimizi doğru dürüst tanıtsalardı, bu milletin böyle sahte hocalara ihtiyacı kalmazdı. Onun için bugün işimiz kolay. Her yerde Kur'an var. Maliyle beraber var. Tefsir var. Peygamberimizin hayatı var. Yani bizim bu tür sahte şeylere, şeyh görüntülü hainlere ihtiyacımız yok. Ama dinimizi çocuklarımıza, gençlerimize adam akıllı anlatmamız lazım. Estağfurullah. Ve men yaptur müminen müteammiden fecezahu cehenneme halidine fiyâ ebedâ buyurur Cenab-ı Hak. Kim bir mümini kasıtlı öldürürse yeri cehennemdir. Ve gadaballahu aleyhim ve le'anehum. Allah ona gazap eder, lanetlemiştir buyurur. Kur'an böyle derse Müslümanın diyen adam nasıl bir Müslümanı öldürür? Dinimizi doğru dürüst öğrenmemiz lazım. Kur'an'ımıza Peygamberimizin sahip çıktığı gibi sahip çıkmamız lazım. Sahabe-i Kiram Hazreti Ayşe, Ayşe annemize diyorlar, Peygamberimizin ahlakı nasıldı diyorlar. Siz Kur'an okumuyor musunuz diyor. Hulukul Kur'an, onun ahlakı Kur'an'ın ahlakıydı. Biz Kur'an'ı yaşayacak canlı hocalara, canlı örneklere ihtiyacımız var. Onun için 15 Temmuz bize bu dersi vermeli. Cenab-ı Hak bize güldü. Bir ve beraber olursak, onun emirlerine uyarsak, onun rızası için çalışırsak Cenab-ı Hak bizi korur. Estağfurullah. Leyni şekertum ve lazilennakum buyurur Cenab-ı Hak. Eğer şükrederseniz nimetimizi artırırız. Şükretmezsek Cenab-ı Hak bu nimeti elimden alır. İçinizde beyaz saçlar var. Ben üniversiteye geldiğimde 1971 yılında dindar bir arkadaş grubumuz vardı. O gün birisi bize deseydi ki biz dinimizi yaşamaya çalışıyoruz. Türkiye'de öyle bir gün gelecek ki Cumhurbaşkanı, Başbakan, İstanbul Belediye Başkanı namazında, niyazında dindar bir adam olacak deseydi, var dedim, git ne diyorsun ya, Andersen masalı anlat, o daha akla yatkın olur derdi. Aklımız, hafsalamız almazdı ama biz çalıştık, çabaladık. Üstad Recep Fazıl'lar, Cemil Meriç'ler, Osman Yüksel, Serden Geçtiler, Mehmet Said Kotkular, Bediüzzaman Said Nursi'ler, Süleyman İlmi Tunahanlar, bu hocalar ve İmam Hatipler. İslam Enstitüleri, bu millet camisini, İmam Hatip'ini, İslam Enstitüsü kendisi yaptı. Buraya bu kadar çaba gösterdik, Cenab-ı Hak lütfetti. Bu nimetin kıymetini bilelim ve dinimize sahip çıkalım, daha fazla çalışalım. Ortalığı dinsizlere, donsuzlara, masonlara, localara bırakmayalım. Çocuklarımıza, evlatlarımıza sahip çıkalım, dua edelim. Müminin silahı, en önemli silahı, duadır. Sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
Söyleyeceği olan veya sorusu olan var.